Evet arkadaşlar, şimdi bir şeyler yazdınız, bazı hayalleriniz var, bazı itiraflarınız var, bazı çirkin tespitleriniz var hayata karşı. Ve bazılarını eledik, bazıları da burada. Evet, hangi? Evet, mesela çok güzel, Can da buradayken güzel bir örnek. Birinci itiraf, herkesten nefret ediyorum. Kim bu? O itiraf o kusmuş bayağı. Yani. Kim bu? Herkesten nefret ediyorum. Kim yazdı? Tüm Şirinlerden nefret ediyorum. Ya ismini yazmayını zorlamıyoruz ama söyleyeyim, yani bunu merak ettim ben. Herkesten nefret eden kim? Söylemiyor. Orada bir kıpırdanma var ama tamam, söylemiyor. Bu şeye benzemiş. Yıldız Tilbe'nin öyle bir tweet'i var. Evet, ya. Yıldız Tilbe'nin tweet'i çok güzel. Hepiniz herkesten nefret ediyorum ama tek başıma kalınca da çok sıkılıyorum. Ya mükemmel. Anlaşabildiklerimle anlaşıyorum. Eski sevgilim beni kendi fake hesabımla aldatmaya kalkıştı. Nasıl ya? O ne demek ya? Bir dakika dur. Hayır, eski sevgilim... Fake hesap açmış. Tamam. Eski sevgilim beni kendi fake hesabımla... Doğru. Bak eski sevgilisi... Aa dur. Bu... Şimdi bak. Bir saniye. Bir saniye. Ben senin eski sevgilin olayım. Sen benim sevgilimsin. Tamam. Eski de değil. Bence değil. Örnek güzeldi. Gözde var. Değil, hala devam ediyor. Bir de fake hesabım var. Oğuzhan değil de mesela Mahmut. Evet. Aynen. Ben de Ayşe sen, oldum artık herhalde. Sen Ayşe. Sen zaten çoktan Ayşe aynen oldun. Aynen öyle. Sen Ayşe olarak internetten Mahmut'la yazışıyorsun. Yani benim fake hesabım var. Evet. Ben de Oğuzhan olarak bu itirafta bulunuyorum. Bravo. Ama niye eskisi? Yani eski sevgilim ondan eski sevgilim. Şimdi eski diyor. Olay öyle oldu. Bunu yazan EA yazmış. Söyle, kim bu? Senin değerini bilemedim Oğuzhan. Yani bana ayıp ettin. Sana çok ayıp ettin. Böyle yürümez Ayşe. Yani çok pişman. Böyle bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim. Birbirinize böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Kim bu? Bence iki türlü de yanlış var yani. Hem sen fake hesap açtığın için ne yapıyorsun fake hesapla? Evet, ne delilik? Hem sen de neyin peşindesin? Ben oraya bir gidiyorum. De Ayşe olduğum için de bence bir yanlışlık var. Sen konuda yapma. Dur. Sen 60 kilo ver Ayşe ol ya. Olur vallahi mu Uğraz? Bir şey yok ya. Evet. Kobe Bryant'ın Twitter'dan takip ettiği tek Türk'üm. Hesabım ve Vadeist 3. Ya buradan takipçi kasma ya. Burak. Burak Ünlüsoy. Neredesin abi? Sen. Kobe Bryant seni mi takip ediyor? Kobe Bryant seni ne yaptın takip? Da Kobe Bryant seni takip ediyor? Bir mikrofon ver abi. Dur bir dakika dur. Ya dur. Böyle geçerken timeline'ı. Hani bazen hakikaten şey mi yazık? Abi timeline'ından Kobe Bryant'ın niye Burak geçiyor ya? Var mikrofon önünde? Evet abi buyur. Kobe Bryant niye seni takip ediyor abi? Abi vallahi biz de tam olarak bilmiyoruz ya. İki yıl oldu ama. Sen bir şey yazıyor musun Kobe Bryant'a? Abi Kobe Bryant sakatlanmıştı. İki sene önce son yıllarıydı. Geçmiş olsun. Pansumana mı gittin ne oldu? Abi ondan sonra ben buna Türkçe bir tweet attım. Ne dedin? İşte iyi oyuncuydu, efsaneydi falan. Öyle abi öyle. Ama Türkçe abi yani. Ondan sonra benim takipçi sayım birden artmaya başladı. Ondan sonra yabancı mesajlar falan geliyor bana böyle. Ondan sonra bir Türk yazmış ki dayı seni Kobe nasıl takip etti diye. Ben de açtım baktım Kobe beni takip ediyor. Sen de takip edeni takip ederim dedin. Sen de onu ettin. Ben zaten ediyordum abi de ondan sonra. O mu o yüzden etmiş onu? Sen de İngilizce falan yok mu? O zaman yoktu şimdi de yok gibi. Ya ama Kobe Bryant seni takip ediyor. İngilizce yazılar geliyor. Niye bu konuda kendini geliştirmiyorsun? Belli ki dünyaya açılıyorsun yani. Yok şu an zaten hazırlıktayım abi. He? Hazırlıktayım şu an. Neye hazırlık? İngilizce hazırlık. Kobe Bryant'a hazırlık. Bölüm yani... elektronik haberleşme. Elektronik? Haberleşme. Haberleşme. Ben İngilizce mi bölüm? Yok %30. %30 İngilizce. Oğlum bambaşka şeyler konuşuyor gibi değil miyiz ya? %30 İngilizce. %30 İngilizce. Aynen. Hangi sen Türkçeyi de çok iyi bilmiyorsun onu söyleyeyim mi? Güzel yani inşallah Kobe Bryant'la olan arkadaşlarınız böyle ilerler. İkinci yılımızı kutlayacağız abi bu yaz. Ne? Yıldır mı takip ediyor? Aynen abi Ağustos'ta başladı. Arada bakıyor musun takibe devam ediyor? Abi yani. Her gün bakıyorsun değil mi? Kalkıyor? Gerçekten var mı? Dur bulmuşlar bakayım. Abi Kobe. Kobe. Vallahi takip. Bak aç bro aç. Oğlum Kobe genel takip ediyor galiba ya. Vallahi. Doğru. Buradan Kobe'ye bir şey demek ister misin? Selam. Ne? Selam söylüyorum abi. İyi oyuncuydu severdik ya.
Yani hala bir anlamı yok değil mi yani? Sakatlık falan filan yani oldu. Ben merak ettim konuyu da. Allah. Ben de bilmiyorum abi. Ben de merak ediyorum yani. Cidden sormak istedim. Ha, neler paylaşıyor acaba? Yani enteresan. Abi direktten konuşuyorlarmış. Evet, DM attın mı hiç? Yok, atmadım abi. Bu yaz atacağım inşallah. %30'u tamamlayınca mı? Abi yok, yazın Amerika'ya gitmek bir durumum var da. Gidersen belki buluşmayı... Ama İngilizceyi bir hallet. Ne yapacaksın ne? Amerika'ya gitme durumum var da abi. Ne yapacaksın? Kobi seni karşılayacak mı böyle duruyor? Abi bir umut yani, belli olmaz. Hayırlısı olsun. Alkışlar vallahi kardeşimize harika, gelsin. Abi. Vallahi tebrik ederim. Herkese o kadar yalan söyledim ki kime ne yalan söylediğimi hatırlamak için not tutuyorum. Aa, çok güzel işler. Ercan Yılmaz. Ercan Yılmaz. Oğlum yazıp yoksunuz ya. Korktunuz mu okudun? Ne yalan söylemiş belli ki. Adını da yalan söylemiş. Ben değilim aslında. Ercan Yılmaz yok mu aranızda? Yazmış böyle biri. Herhalde uydurdu işte. Ercan Yılmaz. Vallahi yok. Ama güzel itirafmış. Orada mı Ercan? Ercan, tamam bulduk seni. Ercan'a gidelim. Ercan, buraya Ercan Yılmaz yazmayı beğen. Ercan, al mikrofonu. Abi Ercan sen misin? Yılmaz mı soyadın? O zaman Ercan Yılmaz sensin. Bu açık değil galiba. Sherlock Holmes. Madem, nasıl buldun? Sherlock Holmes. Sen madem adı Ercan, soyadı Yılmaz, Ercan Yılmaz o. Ercan buraya yazıp niye saklanıyorsun sonra? Ben utanıyorum ya konuşmak. Buraya yazarken utanmıyor yani. Yalan söyler misin çok? Yani babama anneme falan söylerim. Söylersin. En büyük söylediğin yalan ne bugüne kadar? Yani babam şu an evde uyuduğumu biliyor. Ben buradayım. Ev nerede? Vanlıyım ben. Ev Van'da. Şu an Van'da baban seni uyuyor mu zannediyor? Ben burada okuyorum da babam beni Van'da. He, babam Van'da, seni İstanbul'da evde uyuyor zannediyor. Evet. Burada ne yapıyorsun? Okuyorum. Ne okuyorsun bölüm? Tıp. Tıp. Vay. Allah Allah. Helal. Aa, abi adam tıp okuyor, öyle bir iki küçük yalan söylesin. Ama bir şey söyleyeceğim, o da gerçek mi belli değil. Hayır. Şimdi gerçekten... Şimdi söyle abi. Arkadaş benim 4 senelik arkadaşım. Evet. Ve inanılır gibi değil, gerçekten doğru söylüyor. Tıp okuyor yani. Tıp okuyor mu? Okuyor, cidden okuyor. Sana yalan söyledi mi hiç? Bana yalan söylemiştir. Kesin söylemiştir yani. Bana bakması lazım. Abi yalanın da ortaya çıkmıyor mu? O kadar mı iyi yalancısın ya? Yani adam muazzam bir yalancı yani. Ama ne doktor olmak istiyorsun? Ne doktor olacaksın? Ya uzmanlık ne düşünüyorsun? Plastik cerrah falan. Plastik cerrahi. En yüksek puan o değil mi? Plastik cerrahi. Estetik mi? Göz. Çaka. hemen paraya yürüdü ya. Öyle bir şey yok ya. Zaten bana bir baktı var ya. Bundan 250 bin indiririm. Ya öyle de yani. Temiz en çok. Temiz 250'si vardı. Plastik cerrahi. Güzelmiş ya. Ama yani şimdi öyle bir itiraf okudu ki ne söylese inanmıyoruz. Yani... Ama tıp okuduğunu arkadaş da onayladı. Şey ama ya yani, sürecinin şirazacı süreci. Olabilir. İçimizdeki en dürüst insan o. En dürüst bir itirafta bulundu aslında, evet. Evet, dürüstçe bir itiraf. Evet, bence de yani biz yalan söylüyoruz abi. Aslında çok büyük bir dürüstlüğe ihtiyacı olan bir durum. Bence alkışlamamız lazım abi. Sen, evet. Çok enteresan birisin ya. Ne gibi? Ben birden ciddiye aldım falan konuyu böyle. Bravo, en dürüst lazım. Ama öyle bir şey yani. Yalanı itiraf edebilmek büyük bir özgüven. Sen yalan yani. Söyler misin çok? Ya ben röportajlarımda yalan söylüyorum yani. Röportajlarda yalan söylüyorsun. Allah'ım. Ya çünkü herhalde... Yani annen sana hiç öyle şey demedi mi? Röportajdan okuduk onu. Hayır, bununla ilgili değil. Evet. Şimdi mesela şey, albüm çıkıyor. 40 kişiyle röportaj yapıyorsun. Yani her insanda aynı şeyi söylemek bana zaten böyle bir... Ne diyeyim ben sıkıcı sana? Geliyor. Sıkıcı geliyor. O yüzden bazen böyle düşünmediğim şeyleri, aslında o an hissetmediğim şeyleri söylüyorum. Çünkü her defasında aynı şeyi söylemek gerçekten çok saçmalık değil mi? Evet. Yani o yüzden yalan söylediğim anlar genelde... Ama çok pembeymiş. Pembeymiş. Bir zararı yok yani o yalanın değil mi? Ha, bazen mesela şey, onları ciddiye alıp da böyle... Ayşe bunu söyledi falan diye insanlar çıkıyor.
Sen yalan söyler misin Radic? Söylerim tabii, niye söyleyeyim? En böyle unutamadığın bir yalanın var mı bizle paylaşmak istediğin? Ya böyle küçükken falan da oraya hiç yalan. Annemin cüzdanından bir 5 lira mı ne aldım da annem de uyandı. Nasıl ama uyandı? Liranın milyon olduğu zaman. Oo. Oh. De, oh. Büyük yani 6 sıfırı var filan. Almadım filan dedim. Almışsın. Geldi aldın mı dedi. Aldın mı, sen mi aldın buradan parayı dedi. Yo almadım filan dedi. Almışsın filan dedi. Bir iki cimcirdi falan öyle işte. Ama yani sen o sıra yakalandın mı? İnkar ettim ama yakalandım aslında tabii. Yani sen yalan söyledin mi hiç? Hayır. Yalan hiç, sıfır. Ya bırak Allah'ını. Ya bırak bunları. Hayır bağırdı. Şimdi söylüyorum. Bağırdı bak, şu an söyledim mesela yalan. Oyuncuyum zaten hani eğer oradan konuşacak olursam. Evet, yalan oyuncu olarak hep yalan. Evet. Evet. Hani, ama o bir meslekse eğer onun dışında günlük hayatımda. Günlük hayatında hiç kullanmıyor musun yalan? Aa. Ya mesela abi atıyorum. Ne bileyim işte kopya çekersin, hocan sorar çektin mi çekmedim dersin de olur öyle şeyler mesela. Artık ben dedim hocam, kopya çektim çekmedim dedim. Ben öyle mezun oldum. Evet. Evet, itiraflar bu kadar. Şimdi